Arkadaşlar merhaba. 6 Haziran 2023 Salı gününden herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Yalçın. Yeni videoya başlıyoruz. Değerli dostlar, bu defa değişik bir bölgeyi gezmeye geldik. Dereiçi köyü sınırlarından aşağıya doğru geldik. Bu arada bu vadi Barhalçay Vadisi. Yani Çoruh Nehri'ni geçen Peterek, Çevreli Köyü, Göcek, Çeltik Düzü köylerini gezmiştik. Oradaki su seviyelerine bakmıştık. Şu anda Barhalçay Vadisi'nin olduğu yerdeyiz. Aşağıya doğru suyun sıfır noktasına da indik. Su artık, en son buraya geldiğimizde şu karşıda görmüş olduğunuz şu caminin içine girmiştik. Camiyi gezmiştik. Ama maalesef artık camiye girme şansımız yok. Hatta camiye yaklaşma şansımız var mı? Şöyle şu bağların üst tarafından bir deneyeceğim. Şöyle aşağıya doğru. Bakalım caminin yanına doğru gidebilecek miyiz? Su artık baraj suyu buralara yukarı doğru da bu vadiyi doldurmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bazı yerlerden toprak götürülmüş. Arkadaşlar bu toprak olayı şöyle. Yeni ilçe yerinde tamamen kayalık, dağlık, kayalık bir bölgeye kurulmuş yeni ilçe yeri. Toprak yok. Çok az, kıt. Yani oranın toprağıyla ağacın yeşermesi, tutma şansı yok. Neredeyse sıfır gibi. Ondan dolayı da böyle verimli tarım arazilerinden, yani su altında kalacak olan verimli tarım arazilerinden. Bakın bu aradan çıkmış. Şöyle biraz daha yukarı geliyoruz. Bakın şu aradan da götürülmüş. Şimdi orayı zaten birazdan çekeceğim. Şuradan da götürülmüş. Suyun iç kısmında bakın biriktirilmiş oraya. Götürülene kadar su almış oraları. Şimdi biz böyle bağlarda bir ilerleyelim. Oradan caminin karşı tarafına geçelim. Hem de suyu karşılıklı görmüş oluruz. Karşıda bir tane de ev var. Bakalım o eve gidebilecek miyiz? Bu verimli tarım arazilerinden toprak taşınıyor yeni ilçe yerine. İşte binaların ara kısımlarında yeşil alanlar var. Küçük küçük işte parklarda, diğer yerlerde çim ekilen alanlar var. Oralara taşınıp oralarda ağaç dikiliyor. Hatta ben video çekip paylaşmıştım sizlerle. Bir tane izleyicimiz Eren Bey bir para göndermişti. Benim adıma ağaç dikin yeni ilçe yerinde diye. Onun ağacını dikerken de elma ağacı diktik ona da. Onun ağacını dikerken de toprağı aşağıdan, ben yeni ilçe yerinden götürmedim de köyde verimli bir tarım toprağından, bitki toprağından almıştım. Çuvallı. O toprağı kullanarak onun ağacını diktim. O şekilde ağaç dikiliyor arkadaşlar. Yoksa diğer türlü orada dikilen ağacın tutma şansı yok. Hep taşıma toprak. Zaten altını şöyle bir 50 santim altını kazıyorsunuz, taş çıkıyor. Bu arada bağların kenarında da geziyoruz. Alt tarafı da baraj suyu. Yusufeli Barajı'nın gelmiş olduğu son nokta. Hem sohbet ediyoruz hem de barajın son noktasını geziyoruz. Bu mahalle Dereiçi Köyü'nün bir mahallesi, giriş mahallesi. Şöyle karşı tarafta yeni servis yolları var. O servis yollarına gideceğiz. Şimdi videonun sonrasında servis yollarına gideceğiz. Oradan bu vadiyi komple çekeceğiz. Bakacağız ki bu vadi ne kadar su dolmuş. Önceki videoyla da bunu karşılaştıracağız. Daha önceden de video çektik buralardan. Hatırlattığım gibi caminin içine girmiştik. Şu ortadaki alana gelmiştik. Buralarda gezmiştik. Daha da aşağıya doğru gitmiştik arkadaşlar. O videoyu da bu videonun herhangi bir tarafından sizlere izlettireceğim. Arkadaşlar biliyorum videoları beğeniyorsunuz. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye, alakaya çok çok teşekkür ediyorum. Bunun için hepinizin eline koluna yüreğine sağlık. Maddi destek sağlayan, katıldan abone olan diğer tüm dostlarıma ayrıca da teşekkür ediyorum. Bu videoyu da izlerken beğenip paylaşırsanız ve eğer ki kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olarak da bize destek olursanız çok çok memnun oluruz. Bakın şu an gezdiğimiz bağların aynısı. Alt tarafta da vardı. Böyle şöyle göstereyim. Duvar yapılmış ön tarafına, arka tarafında küçük toprak alanları var. O şekilde biz evlek diyoruz burada.
Bu su altında kalan yerler de aynı şekilde evlek evlek duvar yapılmış ve tarım yapılmış üst kısmında. Onlar da yavaş yavaş işte tarım alanları dediğimiz alanlar, bu alanlar. Hem meyve sebze alanları. Bu arada camiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Caminin içerisini gezmiştik. Onu da videoda sizlere göstereceğim. Belki de şu anda sol taraftan o videoyu izliyorsunuzdur. Şu caminin ön tarafından çıktık. Alt taraftan merdivenlerle çıktık. Geldik, içerisini gezdik. Sonra üst katlarına baktık. Şu anda caminin alt katı tamamen sularla dolmuş durumda. Dereici köyünün alt giriş mahallesinin camisi. Bu cami hakkında da kısaca o zaman bir hatırlatma yapmıştım. Caminin bilgilerini vermiştim. Cami arkadaşlar minaresi yok. Bu arada ben ilk gördüğüm zaman bunun cami olmadığını anlayamadım. Burada duran yaşlı bir amca vardı, ona sordum. 1976 yılında yapılmış bu cami. Sonradan insanların, burada yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptırdıkları bir cami. Sonra paraları bitmiş. Topladıkları paralar bittiği için minaresini yapamamışlar. Camiyi yapmışlar. Minaresi kalmış. Minaresiz olmuş. Sonradan da ileriye doğru yaparız diye bu şekilde kullanmışlar camiyi. Daha sonraları da işte baraj, biliyorsunuz bu baraj meselesi çok zamandır Yusufeli'de baraj olacak mevzu var. Ta 90'lardan bu yana var. Baraj olacak, nasıl olsa su altında kalacak diye artık caminin minaresi de yapılmamış. Dedikleri gibi ondan sonra da su altında kalmış. Artık caminin alt katları tamamen sular altında kalmış. Daha ileriye gidemiyoruz. Burası son nokta. Şöyle su dolu. Bağların içi. Ceviz ağaçları var. Şimdi suyun sıfır noktasına indik. Buraları inceliyoruz. Sonra yukarı vadinin üst tarafına çıkacağız. Bu suyun bu vadide kapladığı alanı göstereceğim size. Videonun ilerleyen dakikalarında. Yavaş yavaş geldiğimiz noktaya geri doğru gidelim. Bu arada burada suyun gelmiş olduğu son nokta burası. Suda devlet su işlerinin paylaşmış olduğu resmi rakamlar 160 metreye geçmiş durumda. 164 metreydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dünkü videonun başlığında zaten yazmıştım. Son 7 metresi var üretim için. Artık 164 metre diye paylaşmışlardı. Eğer ki bu şekildeyse biliyorsunuz 167 metrede elektrik üretimi gerçekleşecek. İlk elektrik üretimi. Şöyle yorumlar da geliyor. Hani elektrik üretimi işte Haziran'da devreye girecekti baraj, işte Ağustos'a ertelemişler, neden olmuş falan gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu küçük bir yapı değil. Hani zaten televizyonlardan siz de bunu sürekli duyuyorsunuz. İşte dünyanın 5. Türkiye'nin 1. gövde yüksekliğine sahip. Bu elektrik üretimi anlamına gelmesin değerli dostlar. Elektrik üretimi Atatürk Barajı var. Türkiye'nin sanırım en büyük barajı. Elektrik üretimi açısından. Bu sadece çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın 5. Türkiye'nin ise en yüksek gövde yüksekliğine sahip baraj. Sizin de aklınıza geldiği gibi elektrik 167 metreye ulaştı, hemen elektrik üretti, baraj çalışıyor anlamına gelmiyor. Bir arkadaş sormuştu neden 3 tribün var? İşte 5 olsaydı, 6 olsaydı diye. Arkadaşlar aslında 3 tribün de yok. 3 tribün var da 2 tanesi sürekli çalışacak o tribünlerin. Bir tanesi hep yedekte bekletilecek. Arıza durumunda. Diğer herhangi bir sıkıntıda o tribün bakıma alınacak. Bakım durumunda o yedekte bekletilen tribün devreye sokulacak. Yani aktif çalışan 2 tribün olacak. Aslında yapılmış olan 3 tane tribün var barajda. Bundan dolayı da ilk deneme üretimleri, bunların testleri var. Suyun gerekli ölçümleri var. Gövde betonunun ölçümleri var. Bunlar hayli zaman alacak. Yani ilk elektrik 167 metrede üretildi. Tamam, baraj tam kapasite üretiliyor, çalışıyor diye anlamına gelmesin. Geldik suyun sıfır noktasına. Yine başladığımız noktaya. Şöyle burada da bir tane küçük bir yapı var. Bu arada onun da tam önüne kadar gelmiş durumda.
su. Hatta altına kadar gelmiş. Şöyle 1-2 güne su tamamen burayı dolduracaktır. Şimdi buradan yukarı doğru gidelim. Burada bir tane de ev var zaten. Yıkılamamış, yetiştirilememiş. Buradaki evler zaten herhalde ki yıkılmadı. Yıkılan evler de vatandaşın kendi imkanlarıyla, çabalarıyla yıkılıp demiri alındı. Buraya iş makinesi gelmedi diye sanıyorum ben. Balık soran arkadaşlar vardı. Balık gerçekten var. Burada ahırlar vardı arkadaşlar. Ahırlardan dolayı su bir miktar bulanmış. Pis su. Onun etkisi olmuş. Yeşil alan aslında yukarıya doğru. Hadi arkadaşlar yukarıya vadinin üst tarafına gidelim. Orada bir de Yusuf Ali'nin, inanın yeni adını ben de bilmiyorum, Lantiyet diye bir mahallesi var. Eski ismi bu Lantiyet. Değerli dostlar, bu eski isim yeni isim muhabbeti hakkında yorumlar geliyor. Yalnız gerçekten ben Yusuf Ali olarak bazı yerlerde eski ismi aklımızda kalmış. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep o isimlerle hitap etmişiz. Büyüklerimiz o isimlerle hitap etmiş. Ondan kaynaklı da hani eski isimler genelde bu bölgelerde Gürcüler yoğun yaşadığı için daha tarihte Osmanlı döneminde diyeyim, Osmanlı ele geçirmeden önce diyeyim. İsimler genelde Gürcüce, bu bölgenin isimleri. Gürcüce, Gürcü olarak yaşayan halk var mı? Yok. Daha önceleri varmış, asimile olmuş, değişmiş, buradaki halka uyum sağlamış. Bizim dediğimiz tarih 1800'lerden bahsediyoruz. Ondan kaynaklı da yeni isimler verilmiş lakin biz bilmiyoruz. Dediğim gibi Lantiyet Mahallesi var. Bu baraj suyu o Lantiyet Mahallesi'ne kadar çıkacak. Oradaki mahallenin son durumuna bakalım. Araçla aşağıya inebilirsek oraya değineceğim. O mahallenin içinde çekeceğim. Çünkü bu suyun sonu artık yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. O mahalleyi son olarak Yusuf Ali Barajı oradaki mahalleyi su altında bırakacak. Ondan sonra zaten yükseltisini tamamlamış olur. Dereçi köyünün içinden geçip gelen su arkadaşlar. Bu su işte aşağıya doğru. Şu anda suyun sıfır noktasındayız. Zaten aşağısı hemen baraj. Bu su da Yusuf Ali Barajı'nı dolduran sulardan. Bir de bir şey daha göstereceğim değerli dostlar size. Şöyle biraz daha ilerlediğimiz zaman şurada bir dut ağacı var. Mevsim biliyorsunuz yaz. Burada bayağı zamandır dut çıktı. Hatta dut neredeyse hani biz burada savruluyor diyoruz. Artık son demleri. Şöyle bakın. Hatta altına da dökülmüş. Bu güzellikler, bu ağaç, bu dut olduğu gibi sular altında kalacak. Değerli dostlar bakın. Baraj suyu böyle işte meyveleri etkiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya bu dut veyahut da işte ceviz, diğer ağaçlar neden kesilmiyor? Arkadaşlar tabii ki kesilse iyi olur ama siz olsanız şimdi bu ağacı kesebilir misiniz? Üzeri komple olduğu gibi dut dolu. Ondan kaynaklı da bazen de insanlar kendi eliyle yetiştirdiği, emek ettiği ağaçları kesemiyorlar. Çünkü kıyamıyorlar bu ağaçları kesmeye. Hele de üzerinde meyvesi varken onlara da bazen hak vermiyor değilim. Su ne kadar dolacak olsa bile bazı kişiler emeklerine karşılık onu kıyıp kesemiyorlar. Onlara da hak vermek lazım. Gidelim yukarı doğru. Lantiyet Mahallesi'ne giderken yol üzerinde yine Öydem Viyadüğü, şu viyadük üzerinden suyun gelmiş olduğu son noktayı buradan sizlere göstermek istedim. Şu vadinin içinde, şu derenin içi suyun gelmiş olduğu son nokta. Sevgili dostlar, biraz daha yakınlaştırayım, şöyle bakın. Şöyle şuradan aşağıya daha akış yok. Son nokta burası, burada Yusuf Ali Barajı birikmeye devam ediyor. Oradan yukarıya doğru bu görmüş olduğunuzda Barhal Çayı daha akış devam ediyor. Bu vadiyi dolduracak arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanı şöyle kenarlarla şöyle suyun artık son noktaları burası olacak. Burada 715 kotuna ulaştığı zaman da bu vadiyi
olduğu gibi baraj gölü doldurmuş olacak. Karşı tarafta geçici servis yolu var. Şu anda Artvin yolu olarak kullanıyoruz arkadaşlar. O yol var. Burayı gösterdim. Bir de vadinin şöyle karşı tarafı var. İşte asıl Lantiyet dediğimiz mahalle var. O mahalleyi gösterelim bir de. Son nokta nerededir? O nereye kadar su çıkacak? Mahalledeki son durum nedir? Hemen viyadüğün karşı tarafına geçelim, aşağıya bakalım. Lantiyet dediğimiz mahalle burası arkadaşlar. Bu bağlar. Şu görmüş olduğunuz her şey. Yine karşıda görmüş olduğunuz işte Barhal çayı dediğimiz çay. Aslında Barhal köyünün içinden geçiyor. Barhal çayı diyor. Bir arkadaş da dedi ki Barhal çayı değil, Hevek suyu diyoruz biz ona diye. Hadi Hevek suyu diyelim, Barhal çayı diyelim. Google kaynaklarında haritalarda Barhal çayı olarak yazıyor. Aslında şöyle şu akan derede Balalan Deresi olarak geçiyor. Yalnız ben Öydemliyim değerli dostlar. Öydem köyünün içerisinden geçiyor ama Balalan suyu diyorlar. Ondan kaynaklı da arkadaşlar bu iki Balalan suyuyla Barhal çayının birleşim yeri. Bunları bu şekilde hitap ediyorum. Merak eden arkadaşlar var. Google'dan açıp bakıyor. Bu videonun çekildiği yeri işte isimleriyle beraber araştırıyor. Google haritalara girip bakarsanız Balalan Deresi ve Barhal çayı ikisinin birleştiği yer işte bu nokta. Suyun geleceği son nokta da burası. Tahmini konuşuyorum. 715 kotuna çıkınca su şöyle şu noktalara kadar çıkacak baraj suyu. Şu anda gördüğünüz gibi akış devam ediyor. Viyadüğün öbür tarafında suyun akışı kesiliyor. Arka tarafta vadinin sonunda su oraya kadar çıkmış. Henüz 659 metrede İsveli Barajı'ndaki su kotu 715'e çıkacak. Çıkınca da buralar komple su altında kalacak. Şöyle aşağıya bakıyoruz. Şu mahallenin camisi arkadaşlar. Şurası. Evler var. Çatılar sökülmüş. Bakın. Üst tarafları tamamen sökülmüş. Biraz daha zoom yapayım yakından. Artık hayalet şehir olmuş burası. Gördüğünüz gibi. Eski yollar var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yollar. Şu anda kullandığımız yollar değil de daha önceden çok eski baraj olmadan önceki yollar bu mahallenin içinden geçiyordu. Şöyle şu giden yol Öydem tarafına gidiyor. Öbür tarafa da şuradan şöyle şu karşıdan şu eski yolda şu yolda Sarıgöl tarafına Sarıgöl köyüne gidiyordu. Ama şimdi maalesef tamamen baraja teslim oldu. Bu arada hemen viyadüğün alt tarafına bakıyoruz. Viyadüğün alt tarafın büyük bir kamyonla okumu taşıyorlar. Arıları olan arkadaşlar var. Bakın şu küçük küçük kutu şeklinde gördüğünüz arı şu anda viyadüğün üzerinde olduğumuz için çok da yakından göremiyoruz. Sadece üstlerini görüyoruz. 10-15 tane arı var. Bağları ekmemişler arkadaşlar. Artık su altında kalacak diye. Ama evler, şuradaki ev sökülmemiş sadece. Çatısının saçları gözüküyor. Geri kalan yeri binalar komple sökülmüş. Hatta bazı binalarda yıkılmış vaziyette. Viyadüğün üzerindeki son durum bu. Köy önceden Çıralı köyüne aitti. Sonra da bölündü. Mutlugün köyünün bir mahallesi arkadaşlar. Evet doğrudur. Yeni köy oldu. Onun için de ismi Mutlugün oldu. Mutlugün köyünün bir mahallesi bu Lantiyet. Şimdi aklıma geldi. Buradan bu kadar. Karşı tarafa gidelim. Suyun dolmuş olduğu vadiyi bir daha yüksekten görelim. Orada da hem de videoyu sonlandırırız. Geçelim bakalım baraj suyu vadiyi ne kadar doldurmuş. Arkadaşlar geldik vadiyi yüksekten gören bir noktaya. Suyun sıfır noktası işte burası. Buradan yukarıya artık akış devam ediyor. Barhal çayı aşağıya doğru akıyor. Gördüğünüz gibi burası da bir miktar bulanık. Yukarıda yağmurlar yağdığı için burada bir miktar suyu bulandırmış. Aşağıya gittikçe şöyle hoş, güzel bir renk almış su. Şu kenarlarda da mahallenin içinden çıkan bir miktar odun, ahşap parçaları var, plastik parçaları var. Hatta bir tane de çatı var. Demin tam şu bölgedeydik. Bakın biraz daha yakından göstermeye çalışayım orayı. Demin çektiğimiz yer işte buralardı. Şu caminin kubbesi gözüküyor az bir şey. Alt tarafı gözükmüyor. Bakın şuraya geldik. Şu suyun sıfır noktasında arabayla aşağıya doğru indik. Buradan yukarıya doğru tekrar gittik. İşte demin videoyu çektiğimiz yerin kuş bakışı yukarıdan görünmüş olan bölgesi ve Barhal Çayı Vadisi. Su
Varhal Çayı Yusufeli Barajı'nı işte bu şekilde dolduruyor geriye doğru. Varhal Çayı Vadisi'nde son durum bu kadar. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Tarım alanları var. Şu görmüş olduğunuz işte evlek dediğimiz duvarlar var. Duvarların üzerinde küçük küçük toprak parçaları. Şöyle daha bu tarafa geliyoruz bakın. Burada da yine aynı. Taş duvarlarla yapılmış. Küçük şöyle toprak parçaları var. Oralarda tarım yapılmış arkadaşlar daha önce. İnsanlar Yusufeli insanı bu alanlardan ekip biçerek geçimini sağlamışlar. Ama şimdi bu bölgeler Yusufeli Barajı suyu altında kalıyor. Barajın getirdikleri götürdükleri diye başımızı iki elimizin arasına alıp şöyle bir düşünmemiz lazım. Tabii ki getirisi ülkemiz için tartışılmaz. Elektrik enerjisine ihtiyacımız olduğu için bu ihtiyaçtan dolayı ülkemizin geleceğine katkı sağladığı aşikar. O tartışılmaz bir konu ama götürdükleri de var aralarda. İnsanlar artık yeni yerleşim yerlerinde şu dağların üst taraflarında, vadilerin iç taraflarında yaşam alanlarına, kendilerine has yaşam alanı oluşturmaya devam ediyorlar. O bölgeleri güzelleştirmeye, o bölgeleri yeşertmeye ve geçimlerini sağlamaya bu şekilde devam ediyorlar arkadaşlar. Aşağıya doğru bakıyoruz. Biraz daha zoom yapıyoruz. Dere Kapı Arena dediğimiz boğa güreşlerinin yapıldığı bölge arkadaşlar. Şu bölge. Orada bakın bir miktar araba yolu dışarıda duruyor. Su almamış. Orası bayağı yüksek bir bölge. Hatta tam Dere Kapı Arena'nın olduğu bölge orası. Sadece o bölgeyi su almamış. Geri kalan bütün her yer sular altında kalmış. Sevgili dostlar, 6 Haziran 2023 Salı gününden bu kadar. Gelip videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Artık sık sık video atmaya gayret ediyorum. Çünkü Yusufeli Barajı yavaş yavaş kendini dolumunu tamamlıyor. Son noktalara ulaşmak üzere. Artık son noktalarda bizim kadrajımızdan, kameramızdan kayıt altına alınsın. Hem sizlerin görmesi açısından hem de bizlere hatıra olarak kalması açısından. Çünkü bu baraj suyu bir daha buralar açığa çıkmayacak, bir daha buraları göremeyeceğiz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Son olarak çekilen her video, hangi arkadaşım çekerse çeksin, hangi platformda paylaşırsa paylaşsın, bir arşiv niteliğinde kayıt olarak yerini alacak arşivde. Sonradan bu videolar izlediğimiz zaman işte buralarda böyle yerler varmış diye maziyi, geçmişi hatırlarız. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, yaptığınız beğeniler için, yorumlar için. Çok çok sağ olun. Bu akşam da bu videoda beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Elimden geldiği kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi burada videoyu kapatmadan önce Yusufeli yeni ilçe yerinde yapımı devam eden viyadüğün görüntüleriyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Çünkü yorumlarda sürekli geliyor yeni ilçe yerindeki viyadük ne alemde diye. Hadi bakalım viyadük ne alemdeymiş. Eski Yusufeli şehir merkezini gösteren, aslında gösteremeyen, daha doğrusu barajda olduğu için baraj gölü olan şöyle şu alan komple eski Yusufeli şehir merkeziydi sevgili dostlar. Yukarı doğru çıkıp viyadük manzaralı yeni ilçe yerini karşı kıyıya bağlayan Yusufeli Artvin, Yusufeli Erzurum yolu olacak olan viyadüğün manzarası, viyadük bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu anda 1, 2, 3 tane viyadük ayağı üzerine yol yapılmış durumda şurada. Geriye de 1, 2, 3, 4, 5 tane ayak kalmış. Arkadaşlar yalnız karşı tarafa bakıyoruz. Bakın şu bölgede karşı kıyıdan da viyadük yapımına yakında başlanılacak. Çünkü orada da hazırlıklar yapılmış. Kaynak yapılacak yerlerin brandaları kapatılıyor yavaş yavaş. Yani viyadük ayağı karşı taraftan da, karşı kıyıdan da ilerlemeye başlayacak. Öyle olursa inşallah kısa sürede bitecektir diye umut ediyoruz. Evet. Çok viyadük görüntüsünü isteyen arkadaşlar vardı. Viyadük hakkında işte ne durumdadır, ilerleme var mı yok mu diye. Bu görüntülerde onlar için çekmiş olalım. Değerli dostlar, bir diğer görüntü isteyen, video isteyen arkadaşlar da baraj, Yusufeli Barajı gövdesinden video isteyenler. Şu vadi aşağıya doğru Yusufeli Barajı gövde betonunun olduğu yere gidiyor. Asıl baraj o tarafa doğru doluyor arkadaşlar. Şu taraf
Asıl Çoruh Nehri bu vadiden aşağıya doğru geliyor. Aşağıya doğru Yusufeli Baraj Gövde Betonu'na gidiyor. Şu görmüş olduğunuz vadi, yani bugün videosunu izleyecek olduğunuz vadi, Barhal Çayı Vadisi, böyle aşağıya doğru gidiyor. Bugün video çekeceğimiz yerde şu vadinin son noktası, Barhal Çayı'na doğru Yusufeli Barajı son noktada nereye kadar ilerlemiş.